Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Din adamı sınıfı sadece Türkiye'de yok. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Dünyanın her ülkesinde din adamı sınıfı var. O ülkelerdeki din adına sorulan sorulara bu insanlar cevap veriyor. Neye göre? Hristiyan, Hristiyanlığa göre. Yahudi, Yahudiliğe göre. Hindu, Hinduluğa göre. Budist, Budistliğe göre. Türkiye'dekiler de Sünniliğe göre, Şiiliğe göre, Aleviliğe göre. Yani her biri kendi inancına yönelik soruların cevaplarını kendi din adamlarından alıyor. Peki bu doğru mu? İşte bu noktada halkın bu soruları analiz edebilecek bir kapasitesi maalesef yok. Yani soru soruyorlar ama sorunun doğruluğu veya yanlışlığı ile alakalı herhangi bir analiz edecek yeterli düzeyde bilgileri yok. Dolayısıyla kolayca kandırılıyorlar. Din adamları elbette bunu yaparken kıyafetlerini kullanıyorlar. Kıyafetleri her ülkede kendine has özel kıyafetleri vardır bunların. Bu kıyafetlerle kendilerini kutsal bir şekle büründürürler. Ve bu kıyafetleriyle insanları etkilerler. İnsanlar gider onlara çekine çekine bir şeyler sorur. Hocam burnumdan kıl aldırmam caiz mi? Hocam elimde beyaz tüyler çıktı. Bunları boyayabilir miyim? Ve benzeri binlerce, yüz binlerce soru sorarlar. Bu uydurulmuş dinin cevaplayabileceği türden sorular. İndirilmiş dinde böyle soruların cevaplarını bulamazsın. Çünkü istersen kolundaki kılı boya, istersen burnundaki kılı kopart. İndirilmiş din bununla ilgilenmez. Bu senin kendi tercihin. Bunun dinle bir alakası yok. Kolundaki kılın dinle neden alakası olsun? Sakalını kes. Ne olacak? Günah mı? Değil. İndirilmiş dine göre sakal kesmek haram değildir. Ama Sünniliğin Hanefi versiyonuna göre haramdır. Dolayısıyla indirilmiş dinle uydurulmuş dinin verdiği cevaplar bambaşkadır. Şimdi vereceğim videoda bakın neler söylüyor. Çok kısa bir kısmını göstereceğim. Çünkü videolarım engelleniyor. Bu kısmı beni ilgilendireceğin için sadece bu kısmını göstereceğim. Bakalım ne diyecek. Ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten. Erkek kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır. Sorulan soru şu, ben vereceğim. Videonun uzun olarak vermiyorum ki videomu yasaklatmasınlar diye. Sakal neden erkek bırakmalı? Bir soru soruluyor. Diyor ki erkeğin sakal işte kesmesi için hanımına sorması caiz midir? Diyor ki hayır diyor. Erkeğin diyor karısına bu konuda sorması gerekli değildir. Ama diyor erkek diyor kadından ayrılması için sakal bırakmalıdır diyor. Çünkü seni diyor erkekten ayıracak ne var? İki tane uzuv var diyor. Bir tanesi sakal, ötekisini artık tahmin ediyorsun. Kadından ayıran uzvundan bir tanesi, iki tane uzvu vardır. Bir tanesi sakaldır zaten. Şimdi uzun, ileride bir adam gördünüz, uzun saçlı. Zaten şimdi kadınımızla erkeğimiz de aynı giyiniyor. Karıştı. Şimdi bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Şimdi daha yakında gelene kadar o kadın zannedersin. Yani sakalınız yoksa, gerçi arkadan da önde sakalınız olsa fark edilmez. Saçınız uzunsa arkadan baktığınızda kadın olarak görülebilirsiniz. Yani benim saçım uzun olsaydı kel olduğum için şanslıyım bu adama göre. Bu adam kalbini beni gördüğünde bozmayacak. Bakalım ne diyecek? Korkunç bir şey söylüyor. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin yani. Ne gerek var insanların meşgul Bakın ediyorsun? ne dedi arkadaşlar? Ben tekrar burayı vermeyeyim ama yasaklanmasın. Şimdi arkadan gördünüz adamın saçı uzun, kalbini bozarsın. Bir sürü düşünceye girersin diyor. Demek ki kendisi düşüncesini bozacak kadar bozuk bir zihniyete sahip. Arkadan uzun saçlı bir kadın gördün. Demek ki zihniyetini bozabilirsin. Şimdi bu tip insanlara bakın, bunlar din adına sorulara cevap veriliyor. Peki zihniyeti nasıl? Zihniyet temiz değil. Demek ki bu adam ve bu adam gibiler saçı uzun birini arkadan gördüklerinde kalbi bozabilecek kadar tiniyeti bozuk insanlar. Bunlar dinden nasipsiz insanlar. Sen dine inansan ne olur, namaz kılsan ne olur, oruç tutsan ne olur? Çünkü arkadan uzun saçlı bir kadın gördün. E bunun için niye zihniyetini bozuyorsun? Zihniyetini bozan, düşünün arkadan bir kadın gördünüz ve zihniyetinizi bozuyorsunuz. Evet, sizde kesinlikle bir bozukluk vardır. Bunu düzeltmelisiniz. Kalbinizi düzeltmelisiniz. İnsanları gördüğünüzde kadın olur erkek olur fark etmez. Zihniyetimizi temiz tutmalıyız. Bakara suresinin 284. ayetine bakınız. Düşüncenizden sorumlusunuz. Düşüncenizi de temizleyeceksin. Arkadan bir kadın gördünüz, önden gördünüz ne fark eder? Onun için bozuk bir zihniyete sahip olmayacaksınız. Onun hakkında bozuk şeyler düşünmeyeceksiniz. Çünkü dininiz sizden bunu istiyor. Ahlaklı ve erdemli olmanızı istiyor. Ama bu adama göre nedir? Sakal bırakacaksın. Niye? Çünkü seni erkekten... E demek ki o adamın saçı uzun, önünde sakal da olsa arkadan baktığın için yine engelleyemiyor. Yani sakalı da bıraksa senden yine kurtulamayacak. Doğru mu?
Sorun neymiş? Zihniyetteymiş. Ama bu adamlar şimdi burnumun kılını aldırabilir miyim hocam? Sakalım erkeğin izin alması gerekli midir sakalını kesmesi için? Değil mi? Bir sürü soru soruyorlar. Kadın kaşını aldırabilir mi? Hemen haramı yapıştırır bu adam. Dinle alakası var mı? Yok. İster aldırsın ister aldırmasın. Bu kendi tercihi. Fakat sorun şu ki din adına bir takım sorular soruyorlar. Halk bende bunda, burada suçlu. Çünkü Kur'an'dan iki tane ayet burada okuyacağım arkadaşlar. Bu ayetler bence konu hakkında çok önemli. Ey inananlar! Açıklandığında sizin için kötü olacak şeyler hakkında sormayın. Kur'an indiriliyorken o sorduklarınız size açıklandı. Allah onları affetti. Allah bağışlayandır, hoşgörülüdür. Yani sorularımızın cevabı Kur'an'ın içinde. Gerekli, yeterli bakmayı görürsek, doğru analiz edersek sorularımızın din hakkında gerekli cevapları Kur'an'ın zaten içinde. Ama hemen bir ayet sonra bakın Maide 102. Sizden önceki bir topluluk onları sordu da sonra o sorduklarından dolayı inkarcı oldular. Bakın insanları inkarcılığa sürükleyen sorular da var. Yani soruların hepsi masum değil. Halkın maalesef sordukları sorular hem din adamı sınıfını üretiyor hem de kendilerini saptırıyor. Neden? Çünkü doğru soru sormak için de insanın belli bir bilgiye sahip olması lazım. İmanının belli bir kaliteye sahip olması lazım. İmanı kaliteli olan, imanı doğru olan bir insanın sorduğu sorular da daha kaliteli olacaktır. Yoksa ne olacak? Hocam ben banyo yapacağım. Banyon kaç metre olmalı? Hemen yapıştırır Nihat Hatipoğlu gibiler. Banyon iki karıştan fazla işte olursa, böyle elini açacaksın, daha fazla olursa cinler seni çarpar. Hocam kovanın büyüklüğü ne kadar olmalı? İşte bu soruları sorduğunuzda bu tip adamlar ürer, kafasına herhangi bir çember gibi bir takke takar, bir kıyafet, sakal, kutsal bir görünüm, ekip tamam. Sonra bizi kandırır. Yalan yanlış şeyleri din adına anlatır. Dinde bunun yeri var mı yok mu zaten halk bununla ilgilenmez. Dolayısıyla arkadaşlar sorularımızı dikkatlice sormalıyız ve sorularımızı Kur'ani bir perspektife oturtmalıyız. Burası işte çok önemli. Bu yüzden dinimizi iyi öğrenmeli ve Kur'an'ı iyice okumalı, anlamaya çalışmalıyız. Ki bunu adamlara prim vermeyelim. Selam ve saygılar. Allah'a emanet olunuz.